3, 2, 1, kayıt. Yavaş yavaş. Ben saçımı düzeltmek için vereceğim. Kayıt. Koşun. Ben at. İçeri gir. Sen de arkasından gel. Bir saniye. Sen de düzel hemen ateşi. Düzel ateşi. Tamam dur. Bir saniye. Bir saniye. Kemeri çıkar. Resmen sırtına vur. Şey Hüseyin. Neresi senin? Tamam. Bu çekimler arasında bir sahne. Atlarken ayağımızı burktuk. Hani bunlar olabilecek şeyler. Yani sonuçta film çekiyoruz. Şartlar çok zor. Ona göre ekip de çok iyi. İnşallah en kısa zamanda yine iyileşip ekibin arasına döneceğiz. Şu an buz takviyesi yapıyorsunuz. Aynen. İlk defa tekrar yaptım. Bu normal yani. Şu anda burkmadan şüpheleniyorum. Burkulmuştur büyük ihtimal yani. Öyle bir kata alınacak fazla önemli bir şey yok galiba. Yani Türkiye'de değil dünyada olan bir savaş var. 3 yıldır Suriye'deki vahşeti, dramı zaten görüyoruz. Biz ülke olarak, millet olarak zaten yardımcı oluyoruz. Birebir çadır kente gidip oradaki Suriyeli kardeşlerimize sohbet ettiğimizde hocam neden bizi anlatan, savaşı anlatan bir film yapılmıyor? Herkes aşk filmi çekiyor. Neden dedi yani. Düşündüm, doğru söylüyorsunuz dedim. Ama ben hikayeyi sizden dinleyeceğim. Çünkü siz savaşa birebir tanıklık etmişsiniz. Savaşı görmüş, vahşeti görmüş kişilersiniz dedim. Arkadaşlarımla birlikte gittik. Asistanlarımla birlikte not aldık. Onların ağzında çıkan birebir olayları kaleme döktük. Suriye'de gelen iki ailenin dramını anlatan bir film. Genel olarak Suriye'yi anlatan bir film olduğu için. Çekimlerimiz bir de şöyle bir şey var. Suriye'de birebir vahşete tanıklık eden oyuncu kardeşlerimiz var. Gittim yaralanmış pansumanlı halde gördüm. Hocam ben dedi yaralarım iyileştiği zaman bir oyuncu olarak oynamak istiyorum dedi. Tabii buyurun dedim getirdim arkadaşımız da burada. Sonradan sağ olsun daha önce ben Rusya'ya gidiyordum. Rusya'da Royam hanımefendi oranın oyuncularından mankenlerinden dedi ki doğru söylüyorsun ben Rus'um ama ülkedeki dramı biliyorum. Ben de bu filmde katkı amaçlı filmde oynamak istiyorum dedi. Burhan Bey kendisi eski bokserci. Kendisi dedi iş adamı aynı zamanda. Ben de oynamak istiyorum dedi. Çünkü bu film gerçekten ülkemize barış, kardeşlik getirecekse, dünyaya bir mesaj verilecekse bu filmde verilecek dedi. Bizim bu filmin Nisan ayında vizyona girmesini planlıyoruz. Şimdi Suriye'de gidemiyoruz çünkü orada savaş var. Savaş olduğu için de savaşın içinde film de çekilmez. Biraz çekim yaptım ama İstanbul'da kersen dönüşüm kapsamında yıkılan birçok evler var yani. Baktım ev sahiplerini bulup işte kiralıyoruz. Patlama sahneleri yapıyoruz. Arapça yazılar yazıyoruz. Hani biri burası İstanbul dediği zaman yok siz yanlış biliyorsunuz diyoruz. Burası İstanbul der ki burası Halep diyoruz. Burası Suriye. Çünkü buraya bomba düşmüş sanki. İsteseniz de bu dekoru yapabilir misiniz? Siz de çekim yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Almanya'dan geliyorum. Orada modellik yapıyorum. Burada Murat abi sağ olsun teklif geldi film için. Çok duygulandım anlattığı gibi. Ondan ona bu rol için çok teşekkür ediyorum. Rusya'dan geldim 6 ay önce. 4 ay eğitim gördüm. Bu sinemada rolüm ajan. Muay Thai boks antrenörüyüm. Bu filmdeki rolüm Türk Milli İstihbarat Teşkilatın amiriyim. Rus istihbarat teşkilatı ile ortaklaşma bir istihbarat paylaşmalarımız vardır. Mişan hal film Ahnel Murat şifnahu şifnahu nik haka ala film sinema mişan hakikati Suriye savaş bisir Suriye. Nasıl alabiliriz? Önerim şöyle. Ha böyle.